yine geldik işte fark sayısız çeşit ile işte medya mark konu ve uzmanlık da şart medya markla tam zamanı ürünün yoksa da halleden uzman çek hadi güzelce tarzını yansın atla zıpla koş nabzını yükselt medya markla tam zamanı Nerede, nasıl ve ne zaman istersen binlerce teknolojiyi geniş ödeme seçenekleriyle keşfetmenin MediaMarkt'ta tam zamanı. Bu oyun çok oynandı. Ama... Hiç burada oynanmadı. Güçlü istatistikleri, zengin yazar kadrosu ve çarpıcı bonusuyla at yarışı burada oynanır. Cihan Aydın bekledi, bekledi, bekledi. Var, monitöre çağırdı. Bunu sahada hakem akışta verdiğinde tamamdır. Net bir kanıt olarak bu penaltı için hakemi çağıramazsın. Bak o kale arkası bile diyorum. Bir hakemi bu pozisyon için monitöre çağırıp OFR yaptıracak. %100 kanatı sunmuyor. Sunamaz. Mehmet herkese merhaba. Bugün Fenerbahçe-Kasımpaşa maçında Cihan Aydın ve ekibinin verdiği kararları analiz edeceğiz. Söz sende Alparslan. Hocam hoş geldiniz. Dolu dolu bir program olacak diye düşünüyorum. İlk pozisyonumuz ilk yarının sonunda Ceko'nun offside nedeniyle iptal edilen golü. Şimdi bu pozisyonda bütün tabii herkesin kafasını arkada bulunan ve dışarıdayken içeriye doğru giren futbolcu karıştırdı ve kalecinin pozisyon içerisinde olmayıp daha önde olması oyun kural kitabında rakip takımın sondan ikinci oyuncusu der. Yani sondan ikinci oyuncusundan kale çizgisine daha yakın ise topa vurulduğunda. Şimdi buradaki olay sondan ikinci oyuncu tam kale önünde olan, kale çizgisinin önünde olan futbolcu. Ve topa vurulduğunda bunun offset kamerası, çizgi kamerasından bakıldığında Ceko'nun kale çizgisine daha yakın olduğu, o sondan ikinci oyuncudan daha yakın olduğu gözüküyor. Tabii burada hep alışa gelmiş bu gibi pozisyonlarda kalecinin de içinde olduğundan dolayı ve burada bu pozisyonun dışında kalmasından dolayı arkadan da bir oyuncunun dışarıdan içeri girerken gözükmesi kafa karıştırdı ama sondan ikinci oyuncu kavramı üzerine ele aldığımızda bu pozisyon topa vurulduğunda Ceko'nun ofsayt olduğunu gösteriyor bize. Hocam maçtaki ikinci pozisyonumuza geçiyorum. 47. dakikada Korunçi ile Ali Emre'nin ceza sahası içerisinde bir teması oldu. Bu yapılan ortada hava topunda Ali Emre topa doğru çıkıyor ve net temasını yaptıktan sonra bir çarpışma oluyor. Dolayısıyla hani Ali Emre'nin topa temas etmesi sonra da kurun için gelip müdahale etmesinden dolayı Fenerbahçe aileyine foal veriliyor. Buradaki önemli kriter Ali Emre'nin topa temas etmiş olmasıydı. Dolayısıyla herhangi penaltıyı gerektirecek bir durum yok. Kaleciye de otomatikman kurun için yaptığı müdahale faal olarak hakem tarafından nitelendiriliyor. Hocam 72. İkinci dakikaya gidiyorum. Ferdi Porozu'nun hava topu mücadelesi sonrası Fenerbahçe penaltı bekledi. Şimdi bu pozisyon şöyle net olarak hani rakibinin üzerine sıçrama, rakibinin üzerine halk dili çıkma kafa topunda. Şimdi bu gibi kafa topunda, hava topunda arkadaki futbolcu kafayı vurur topa sonra öndeki futbolcuya yüklenir veya aynı eş zamanda topa vurup ve teması olur. Bunlar futbolun içerisinde olan ve devamı gerektiren durumlar. Ama burada futbolcu ferdi kambura yatmıyor veya top gelirken rakibini kesip onun topa doğru gidecek koşu alanını da kapatmıyor. Arkadan gelen futbolcu hata yaparak, zamanlama hatası yaparak topa vurmuyor ve ondan önce Ferdi'nin üzerine sıçrayıp faal yapıyor. Net bir faal. Fakat faulün temas anını bu hani o seyit kamerasından bakıldığında iz düşümü dışarıda olduğu için var buna karışamadı aul ama dışarıda. Hocam bir diğer pozisyonumuz 82. dakikada Osterwolde ile fall arasındaki ikili mücadele sonrası pozisyon içeride mi dışarıda mı? Şimdi bu pozisyonda nasıl ki bir önceki Ferdin'in pozisyonunda biz ne dedik? Var'ı dinledi. Var'ın pozisyonun dışarıda olduğunu söyleyerek bir nevi pozisyonu inceleyip pozisyonda geri bildirim verdi. Şimdi burada da aslına bakarsan iki tane müdahalesi var aynı anda Kasımpaşalı futbolcunun Fenerbahçeli futbolcuya. Pozisyonu kale arkasından izlendiğinde ilk teması net diziyle dizine yapan müdahale ve şiddeti yüksek ve bununla birlikte Osterwald'ı etkileyerek ceza sahasının dışına çıkmasına neden oluyor bu darbe ve ikinci de ayağına yaptığı darbe o dışarıda. Buradaki ilk darbe ve net olan darbe, dize yapılan darbe ceza sahası ister çizgi üzerinde ister içinde. İkisi de sonuçta çizgide o alanı kaplar içinde olduğundan dolayı bir penaltı verilmeliydi. Burada Var'ın kesinlikle bu müdahaleyle birlikte içeride olduğunu Cihan Aydın'a söylemesi gerekirdi. Artık bu da ne konuştular? Yani o teması sordu mu, gördün mü, görmedi mi diye veya o görüp evet o dizle yaptığı faal değil mi dedi dese bile hani içeride dışarıda işini konuştu mu? İşte aslında monitöre gittiğinde değil. Bu gibi durumlarda ne konuştular? Şeffaflık ve eğitim anlamında bu daha önemli. Ama bu verilmeyecek dolayısıyla. Diğer monitöre gittiği verecek ki o da merak konusu uyandırdı ki geleceğiz. Dolayısıyla buradaki dizin dize yaptığı net ilk müdahale içeride ve penaltı olmalıydı. Hocam maçtaki son pozisyonumuz Fenerbahçe'nin var ile penaltı kazandığı pozisyon. Bu pozisyonu size sormak istiyorum ben. Şimdi bu pozisyona gelmeden önce pozisyon yanlış hatırlamıyorsam Osterwold'a mı çıkıyor mu? Hangi Yapılan bir faul neticesinde değil mi? Kime? Osterwalde hocam. Arkadan çekilerek. He. Kasımpaşa'lı futbolcunun sarı kart gördü. Evet hocam. Ama o faule gelmeden önce de şunu söylemek lazım. Fenerbahçe ceza sahasının önünde Çağlar'ın Kasımpaşa'lı futbolcuya net bir faulü var. Onu Cihan Aydın devam ettirip iki saniye sonra bu faul oluyor. Yani penaltı verilen pozisyondan önceki faul gerçekleşiyor. Dolayısıyla hani burada oyun kesildiği için o Çağlar'ın yaptığı net faal hale attak başlangıç fazı için dönülmez. Önce bunu belirtelim. Şimdi bu pozisyona bakın. Öncelikle şunu söyleyeyim. Seyrederken topun futbolcunun bir yerinden sekip kırıldığı gözüküyor. İzlerken net gözüktü. Zaten futbolcular bu kırılmadan dolayı hepsi elini kaldırdı. Korner istedi Fenerbahçe'de futbolcular. Ama çıplak gözle de bu net gözüküyor. Dolayısıyla şu var. Burada sonuçta penaltı çıktı ya şunu söylemek istiyorum. Futbolcuya herhangi bir temas yok diyenle tartışmaz. Çünkü otomatik mi hani ona bak buradan kırıldı şuradan kırıldı şu açı diyemezsin. Onun için bir temas yok. Ha yoksa tartışmazsın. Ama burada gözüken çıplak göz bir temas. Sonra ne oldu? Çıktı. Cihan bekledi. 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 Var monitöre çağırdı. Şimdi var ona bir açı gösterdi. Mesela şu açıyı gösterdi. Bu açının net olarak neresinden sektiği belli olmuyor. Yani şimdi burada sol el mi, diz mi, göğüs mü, sağ mı, kolu mu? Sonra bir açı daha gösteriyor. Mesela şu olsaydı. Şimdi buradan da hem uzak hem de net olarak bir sekmenin olduğunu ama neresinden sektiğini zaten hani topu sen yapıştırırsan istediğin yere onu görsün yine belli. En son kale arkası. Biraz daha böyle farklı sanki koldan sekmiş gibi gösteren bir pozisyon. O kale arkasına baktığında da ben hani eğer bu kola teması mevcut ise top uzaktan geliyor. Futbolcu topu o mesafeden her anını görüyor. Kafayla müdahale etmek isterken hata yapıyor ve açılan bu koluna top gelip çarpıyor ve dışarı çıkıyor. O kale arkası bunu tarif ediyorsa penaltı. Ama bunu sahada hakem akışta verdiğinde tamamdır. O kale arkası bir önce gösterdiği açılan Bak o kale arkası bile diyorum. Hani buraya geldiğini gösteriyor ya o kale arkası. O kale arkası bile bir hakemi bu pozisyon için monitöre çağırıp OFR yaptıracak yüzde yüz kanatı sunmuyor. Sunamaz. Yani o kale arkasından sen topu zaten buraya getirdiğin anda ağır çekim tamam kol gibi burası gibi gözüküyor. Öbür açılar net bir şey göstermiyor neresi olduğunu. İkinci ve üçüncü açı pilottan ve oğuz sadece bir sekmenin olduğunu anlayabiliyorsun. Dolayısıyla hani 3-4 açı sadece bir tanesinde o ağır çekim burayı gösteriyor. O da net değil gibi bu pozisyon Aydın sahada görüp verse penaltı dersin karışamaz. Ama bu pozisyon bu şekilde her ne kadar uzaktan geliyor bu kola temas ediyor ve penaltı denilse de varın asla karışacağı %100 bir kanıt olarak sunduğu açılar bir kere alakası yok. Asla karışacağı bir pozisyon değil. O kale arkası da diğer açılarda bir kanıt olarak hakemi çağırıp al. Bak bu pozisyonda net bir şekilde geliyor. Hatta bu açıdan da bak böyle bak bu açıdan da böyle deyip de ofere yaptıracak bir pozisyon değil. Varım müdahalesi kesinlikle yanlış. Bu pozisyonda hakem görse hani ben şu kolu gördüm buraya geldiyse verse tamam diyeceksin. Veya devam ettirdi. Tamam diyeceksin. Bunlarla yok. Yani bu bunlar bu gösterdiği açılarla net bir kanıt olarak bu penaltı için hakemi çağıramazsın. Hocam maçtaki majör pozisyonlarımız bitti. Aslında bana yine çok güzel bir pas attınız. Ben de size Cihan Aydın'ın genel performansını sormak istiyorum. Cihan Aydın bu maçta hani bu pozisyonlar içeride dışarıda varın müdahalesi, karışması gereken, karışmaması gereken, hani karışmamasına gerekenle karışıyor, karışması gerekene karışmadı. Yani az olan bence içerideki işte Osterwold'da yapılan penaltı, ...içeride temas karışmalıydı. Bu elle gelme durumuna bence karışmamalıydı. Çünkü kanıt yok yüzde olarak. Evet hissiyatla top adam kafa vururken... ...top buraya geldi diyen de olur. Ben öyle düşünüyorum. Ama hiç dokunmadı adamın hiçbir yerine diyen de olur. Veya bu dokunma penaltı değil kardeşim diyen de olur. Yani net açılar zaten farklı farklı açılar farklı farklı fikirler beyan ediyor. Orta sahada Tadiç'e net bir sarı kart yani hani sınırları zorladı hatta Tadiç. Değil kart vermek faal bile vermedi. Mert Hakan'a künde yapıyor adam güreşir gibi kart yok. Kurun içe kart yok. Ferdi slaloma kalkıp golden önceki hani bir serbest vuruş faal yapılıyor. Net bir sarı kart yok. İsmail'e bir sarı kart veriyor. Kartla alakası yok. Değil yani kartla alakası faal yok ortada. Her iki takıma da verilmesi gereken kartları vermedi. Özellikle verdiği kart yanlışı, hatası da mevcut. Dolayısıyla yönetim olarak da kendinde böyle bir özgüveni gösteren bir hali var ama onun yönetime yansıması yok. Karar verme durumlarına yansıması yok. Ve ben şöyle söyleyeyim en önemlisi bu pozisyon en sonunda verdiği penaltı var ya o pozisyonda. Şimdi 90 dakika oldu 6 dakika uzatma verdi. 90.04'te yani 90. dakika bitti. 4. saniyede bu pozisyon varı dinlemesi, gitmesi monitöre, dönüp penaltıyı vermesi, gelmesi, Batshuayi'nin penaltıyı kullanması 2 veya 3 saniye. Akabinde santra olması bak. O penaltı atış anındaki 2 saniye çıkar. Yani bu pozisyon olup 90.04 maç başladı o santra yapıldı. Golün santrası 96'da. Yani sen 6 dakika uzatma verdin. 90 ile 96 arasında oyun oynanmadı. Santrayı başlattın. 2 dakika oynatıp maçı bitirdin. 98. Kimsenin de dikkatinde yok. Diç çekmedi. 6 dakika uzatmanın sen 1 dakikası dahi oynanmadı uzatmanın. 6 dakika durağın yani oyunun durduğu bir an oldu. Sonra sen oyun başladı. Yani normalde senin bir 5-6 dakika oynatman lazım. 98'de maçı bit bitirdin. iki dakika oynattın sadece. Nokta. Hocam ağzınıza sağlık. Sen sağ ol.